Herkese merhaba, ben Ömer Çağnav. Arkadaşlar, hatırlayacağınız gibi topraksız çilek serası yapıyorduk. Şimdi gizli kahramanlarından Mehmet abimiz bu topraksız çilek serasını başından sonuna kadar bu güne kadar gelen bütün süreci en yakından gören Mehmet abimiz. Şimdi biz Mehmet abimizle bir muhabbet edelim. Çünkü niye? Bizim görmediğimizi de kendisi görüyor. Çünkü seranın içinden çıkmıyorsun değil mi Mehmet abi? Evet abi. Ya daha doğrusu çilek seni seranın içinden çıkartmıyor değil mi? Çıkartmıyor abi. Ne, bu süreci bize bir anlat bakalım. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, niye çıkmıyorsun? Bunun işin zorlukları ne? Ömer abi, dediğin gibi işte biz bu işi yeni başladık. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bazı zamanda mevsimin iklim farklı oluyor. Bu çilektir, hassasiyet gerektiriyor bazı konularda. Yani temizliği önemli. Hafif nem oranı yüksek olduğu zaman çabuk külleme hastalıkları, birkaç hastalığa meyil verebilen bir hastalık. O yüzden yani birçok uğraşları emek istiyor yani. Yani sen burada ne, ilk önce mesela ne yaptık? İlk geldiğin zaman ilk yapraklarını, kök tutumu yaptıktan sonra yaprak açtı. Yaprak açtıktan sonra ilk yapraklarının budamasını yaptık. Tabii. Ondan sonra dikimde sıkıntı oldu. Dikimde sık dikildi. Sık dikildiği için kök seyreltmesi yapıldı. Ondan sonra birbirine çok bastığı için küllem oldu. Küllemeler olarak küllemeler oldu. Şu kokopitlerimiz bize geldiği zaman altındaki bu su drenajlar için yeterli kalmadı. Suyu bırakmadı. Tekrardan biz bunun üstlerine vinille aşağıya delikler açtık. Suyu böyle takviye etsin diyerekten. Çünkü buradan deldin aşağıya. Evet, takviye etmedi biliyorsunuz. Bu suyu fazla bırakmadığı zaman kök çürüklüğü ve başka tür hastalıklara neden olabiliyor. Tabii her şey burada sistemik gittiği için bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bazen sulamalarda örnek atıyorum, 2 dakikalık, 3 dakikalık su verdiğimiz zaman hava iklimi değiştiği zaman bu suyu çekmediği zaman yeterli bir şekilde kokopitler ıslak kalıyor. Sulamaya da geçemiyoruz. Sulama olmayınca besin de almayacak bu. Aynen. Büyüme, gelişmede her türlü sıkıntılara neden oluyor. Bazı yapraklara demir eksikliği gördüm. Bunu tekrardan şu arkadaşlar demir eksikliği. Şimdi Ömer abim, bu yapraklarda demir eksikliği olabilir. Bir de biz bunlar küçükken şu ufak yapraklarda ilaçlardan ve havanın şartlarında ufaktan bir yanmalar oluyor. Hı hı. Şu tepelerde. Tabii bu da büyüyünce buna da yansıyabiliyor. Hmm. Yani tam kesin bir demir eksikliği, şey eksikliği diyemiyoruz. Bu çiçeklerdeki mesela şu olay ne diyeceksin? Bu çiçeklerdeki olayımız abim. Şimdi şu çiçek meyveye bindiği an hafiften buralar bırakmaya başlayacak. Bu ilaçla bile ben sararıp kopacak bunlar. Meyveye bindiği için yapıyor. Evet, meyveye bindiği için bunlar yapıyor. Hastalık değil. Normalde hastalık farklı bir şeydir. Aynen. Mesela şunu da alayım. Evet. Şimdi çıkartırken şu şekilde çıkartmaya özen göster. Mesela şu şekilde koparttığınız zaman sıkıntı. Bu burada kalmayacak. Bu gövdede kalmayacak. Mesela şurada da, şu yaprakta da mesela fosfor eksikliği diye söyleyebiliriz. Bu biraz geçkin yaprak olduğu için bunlara fazla aldanmamamız lazım. Aynen. Şunlarda görürsek bunu dediğimiz şeyler olabilir. Bunu da böyle kopardığımız zaman bu bitki buradan yaralanıp hastalık alabilme riski çok. Şimdi bir de ben size şöyle söyleyeyim. Bir tek yaprak mesela düşünmeyin bunu. Şöyle bitkinin kökün geneline bak. Tabii. Şimdi kökün geneline baktığınız zaman eğer burada 5 tane 6 tane yaprak sağlıklıysa, şurada bir tanesi şöyle bir şey yapıyorsa bu sıkıntı değil. Tabii. Yani hani %100 cam gibi olacak diye bir şey yok yani. Tabii, bu çok sıkıntı değil yani. Şunun gibi bir şey diyorum herhalde bak. Yani şöyle bir şeydir. Bak bunlar ne güzel geliyor buradan. Bu şekilde. Bu artık bunun ömrü bitmiş. Aynen. Biz bunları budam zamanı gelecek. Tabii şöyle bir şey tutup da bunu çektiğimiz zaman bazen tabii kendiliğinden istemeden ufak tefek kırılma olur diyor ama bu şekilde bir budam olacak. Şu yapraklar hep eski yapraklar. Evet. Şeyden gelen
Fideyken gelen yapraklar belli zaten üzerinde. İşte ilaç kalıntısı var. İlaç kalıntıları var. Yani dediğim gibi yani şimdi şöyle bir şey. Mehmet abi ne diyorsun? Bak tutumlarınız da meyve tutumlarınız da iyi. Hayırdır bir hırsız gelme muhabbeti olmuş herhalde. Allah abim siz bir hırsızınız gel. Geldi birazcık canı çilek istemiş, yedi gitti. Hacı 100 kilo kadar da çilek mi ister ya? Ben geçen geldiğimde çekmedim onu, dedim ki bir dahaki hasat videosunu çekeriz dedim. Evet. Hani gene tutumumuz var da yani ben o zaman şöyle baktığımda dedim ki genel yürüdüm, dedim ki bir dahaki gelme herhalde 100 kilo bir çilek toplanır. Toplardık inşallah. Düşündüm. Ha bir de şöyle bir şey var, şimdi etraftaki bir tane iki tane görüp kızarmış gelenin yediğine aldanıp da burada hasat yapılmış dememek lazım da. Hayır öyle bir şey yok. Yani şimdi sen de Ömer abim biliyorsun biz daha tadilat aşamasındayız. Aynen. Birazcık tadilattan dolayı güvenlik sistemimiz biraz zayıf. Bir de dediğimiz gibi havalandırmalar açık. Burası mahalle arası. Aynen. Yani çocuk işi de olabilir. Örneğin çocuk 3 tane çocuk geçse birer kilodan 3 kilo sorun değildir ama evet. Sonuçta onu koparıp gittiği zaman o 3 tane meyve değil. Fideyi, aynen, fideyi mahvediyor. Şimdi gidiyor. Burada kök tutumu yani. Kokusu olduğu için toprak gibi olmaz. Aynen. Daha böyle gevşek olur. Aynen. Mehmet abi başka mesela ne, ilaçlamada mesela ne yaptık? Ya da çok yağmur oldu mesela içeri nemlendi. Rutubet oldu. Biz buna köşeye bir soba kurmuşsun ama o soba kendin için kurmuşsun gibi duruyor. Kendiniz için hocam. Şimdi çilek biliyorsun abi fazla böyle sıcağı sevmeyen bir şey. Fazla soğukta da çalışmayan bir şey. Fazla soğuklar etkilemez ama verim alamayız. Aynen. Şu an için bizim mevsim çilek için şu an mevsimler güzel yani 15 derece ile 25 derece arası seviyor. 10 derecede de çalışıyor. Şu an soba kurma ihtiyacımız yok. Aynen. Tabii yağmur olduğunda, nem olayı olduğunda otomatikmen yağmur kestiği zaman en önemli şey havalandırma. Evet. Havalandırma yaptığımız zaman yani %60'ın, %70'in üstünde bir nem çilek için sıkıntı. Aynen. Yani çileği, hani %60'ın üstünde nem her şey için sıkıntı. Sıkıntı. İnsan evet. Vücudu için de sıkıntı yani. Sıkıntı %60'ın. Olur. İşte çünkü bakteri popülasyonun en yüksek ısının 26 derecenin üstüne çıkması artı bakteri popülasyonun nemle birlikte bakteri popülasyonu çok hızlı şey yapar. Bu da çürümelere, küflenmelere her şeyin yani önünü açar yani. Doğrudur bak nem oranının yüksek olması çilekteki hastalığın belirtisidir. Kurşuni küf ve külleme hastalığı. Aynen. Bunlar nemden gelen bir şeydir. Hastalık gelir. Nem olduğu sürece o artar ve bitmez kolay kolay. Bir de sıkıntı şu. Sık olduğu için mesela fazla sulama da buna mesela ön ayak yapar. Yani evet. O şeyde mesela sık ya burası bakın. Mesela sık olduğu için mesela şurada fazla sulama oldu bakın mesela kokopit artık mesela renginden de anlayacağınız gibi gayet açık bir renk. Evet. Yani eskisi gibi böyle eskiden cıldır cıldır su vardı artık. Tüm gibi aynı. Aynen tüpün gibi. Şimdi yani zamanla bunlar biraz daha şiştiği için kökler evet. Şişirecek bunu bu üsttekiler birazcık dökülme üste çıkartacak. O üsttekilere su emme gücü fazla olmadığı için bunların renkleri değişip kuruyabiliyor. Şimdi topraksız çilek mi kolay? Sen bu işin şeyindesin. Toprak kısmından gelen bir adamsın. Evet. Topraksız mı kolay, topraklı mı kolay? Topraksız daha kolay çünkü topraksızda fazla bir sistem oturduktan sonra fazla bir işin yok. Fazla bir uğraşın yok. Aynı zamanda burada 2000 metrekarelik bir yerde dışarıya göre 8,5 dönümle denk geliyor. 8 dönümle geliyor. Nerede 8 dönümle uğraşmak? Nerede 2 dönümle? Hepsini geçtim. Nerede şöyle uğraşmak? Ya öyle. Tamam mı? Nerede şöyle uğraşmak Allah'ın seversen ya. Bu şekilde evet. Bu şekilde avantajları güzel. Toplama dostum. Bu damında olsun her türlü avantajlar. Artı malçlamıyorsun aşağıya doğru sarkıyor mesela tabii, şuralarda olduğu gibi. Tabii. Mesela bu çok bir önemli yani. Bir de şöyle bir şey var. Bir de kuş da rahat yiyemiyor. Kuş da rahat yiyemiyor. Rahat yiyemiyor. Diğer böcekler de dışarıda olsa tarlada hangi salyangoz hayvanın bunun hangi, en büyük düşmanı salyangoz. Evet, hangi hayvanın buna geleceğini
Bilemezsin. Bir bakarsın kuş gelir, salyangoz gelir, başka türlü hayvan gelir. Dört ayaklı gelir, ağlansa bitirir. Yani. Yani hani bizde ağlanmak derler ya, ağlansa evet, bitirir yani. Dediğin gibi oradan burası çok farklıdır yani. Verim amacından şimdi dediğim gibi iki dönüme sekiz dönümlük bir verim şeyini diyorsun. Nerede sekiz dönümü işgal etmek, nerede iki dönümü işgal etmek. Hem artı bu tarlaya göre daha güzel. Çünkü dediğimiz gibi kokopitler su emme özelliği var. Kokopitlerimiz su emmeye gittiği zaman kuruluk veriyor. Kuruluk olunca biz ne yapacağız? Buna besin vereceğiz. Besin verdik mi ne olacak bu? Daha fazla gidecek. Ama toprakta öyle bir şansınız yok. Ne verdiğini bilmiyor ki bir de toprakta. Doğrudur. Ne verdiğini bilmiyorsun toprakta yani. Toprakta veriyorsun da toprak mesela içerisinde bağlıyor. Serbest bırakmıyor kendi içerisindeki elementlerle. Yani bazısı eksik gidiyor, bazısı fazla gidiyor. Toprakta böyle bir şey ama burada zaten kokopit nötr bir evet, eleman. Üstüne sadece ne veriyorsun onu çekiyor. Ne veriyorsun? Ha, buradaki şey ne? Besin dengesini düzgün ayarlayarak kokopitin ömrünü uzatırsın. Evet. Yani tuzluluk oranını da düşürürsün. Bu şekilde kokopitin ömrü uzar. Yani mesela o şeyde hasat bittikten sonra mesela önümüzdeki sene bu fideleri değiştireceğiz. Evet, yani fide inşallah. Şeydir. Çünkü bizde soğutma yok. Yani çilek soğuk dönem ister arkadaşlar. Evet. Biz soğuk dönem yapmayacağız. Biz bunları sökeceğiz. Direkt yeniden tekrardan soğuklanmış tekrardan fide dikeceğiz. Evet. Bizde o olay yok. Fide değiştireceğiz. Orada da mesela biz 4 Ekim diye hesapladık. Ama artık ekerken kokopit eksilecek, şu olacak, bu olacak. Onun da şeyini zorluklarını, kolaylıklarını o zaman göreceğiz. Yani şimdi bugün aklıyla yarının sorunu çözülmez. Doğru abi. Bugünün bugün yok. Yani seneye ne olacağı bellisiz. Öyle. İşte bak bu sene de değil mi? Bu sene bazı iklimler değişikliklere yaşadık. Sıcak gitti. Biraz geç ektik. Aynen. Bir de cam seranın etkisi. Evet. Cam sera da biliyorsun sera normal da seraya göre daha sıcak olur. Sıcak oluyor. Evet abi. Aynen. Mehmet abi çok teşekkür ederiz. Eline emeğine sağ sağlık. Çok Allah razı olsun. Allah razı olsun. Senden de. Arkadaşlar bizi takip etmeye devam edin. Çilek konusunda daha ayrıntılı bilgiler de vereceğiz ilerleyen zamanda tam Mehmet abiyle birlikte. Hepinize iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.